Bir şey diyeyim mi? Bence bu kızın yükseleni kesinlikle kova. Ya ne kovası, ne kova karıştırıyorsun Meral ya? Dedirteceksin beni ya. Çocuk yanlış yolu sattı diyorum sana ya. Kimi arasak acaba, şeyi mi arasak? Ay, dur Necati, kimseyi arama. Ha sen evladını tanımıyor musun? O yanlış yola bile girmez. Niye polis arıyor o zaman Meral? Söyler misin bana, niye polis arıyor o zaman? Necati Bey, belki biri size şaka yapmak istedi. Ya böyle şaka mı olur Sevinç Hanım, rica ederim ya. Böyle şaka mı yapılır ya? O zaman sen de evladına bir zahmet güven yani Necati. Çocuk yok bir şey diyor işte. Allah'ım yarabbim. Düğününde çocuğu kelepçeyle götürecekler ya. Ya biz çocuğun parmağına yüzük takmaya çalışıyorduk. Aha. Çocuğu kelepçeyle düğünde götürecekler de diyeceğim ya. Ama bir dakika. Yani bu durumu açıklığa kavuşturmamız gerek. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa, yani benim kız tarafını haberdar etmem lazım. Sevinç'im sen bir sakin olur musun lütfen? Yani Necati boş yere panik yapıyor. Acı kız tarafı deyince bence bu kızın yükseleni kesinlikle terazi. Ya hala terazi falan diyorsun Meral. Bu çocuk hep bilgisayar başında ya. Bu birini hackledi. Kesin birini hackledi bu. Siber suç işledi. Siber suçlar bizim çocuğun peşinde. İyi dur bir dakika. Senin şu arkadaşın vardı Nihan. Nihan onun oğlu şu şeyde değil mi? Silikon Vadisi'nde. Evet. Onu arayalım. Onu arayalım çabuk. Ay dur arayalım. dur. Kızım Pınar'ı ay! Tutukladılar mı çocuğu? Pınar'ı takibe aldı. Hem de senin hesabında. Ay, düzeltirim. Bir dakika. Bir dakika. Kim bu ya Meral Yelcioğlu? Ne olmuş? Beni takip etmiş, anneniz mi? Seni mi takip etmiş? Yok ya, ne alakası var? Soy isminiz aynı, ondan dedim canım. Ya olabilir canım, yani Yelcioğlu çok yaygın bir soy isimdir. Çok görürsün Yağcıoğlu'nu. Ayrıca her Meral Yağcıoğlu annem olsaydı benim. Oho. Sen de niye böyle kendi kendine gelin güvey oldun ya? Merak etme, annem öyle hemen eklemez seni. Önce tanışırsınız, kaynaşırsınız, sonra takip eder. Ya ben neden gelin güvey olayım canım? Ayrıca neden annenizle tanışıyorum ben ya? Allah Allah. Niye? Vakti geldiğinde o da olur. Tövbe. Ya boş ver şimdi sen telefonu ya. Önemli bir şey konuşuyorduk. Benim işe geri dönüşümü konuşuyorduk farkındaysan. Yani eğer şartlar olgunlaşırsa belki dönerim. Tamam. Bıraktım telefonu. Ha? Dinliyorum şartlarınızı. Dekorasyonla ilgili sorunlarımız var. Yani birkaç değişiklik isteyeceğim. Tamam. Kolay iş. Ne gibi? Mesela masalarımız yan yana olsa nasıl olur? Bizim masalarımız mı? Evet. Ne var ya, sen uzaktasın, ben seni göremiyorum. Göremeyince de konsantrasyonum bozuluyor, yani işe odaklanamıyorum. Anladım. Ama Kerem Bey, ben çok ciddi bir şey konuşuyorum. Lütfen siz de ciddi olur musunuz? Ben de ciddiyim. Necati, bir dakika dur, bir dakika ekran kilitlendi. Ekran, onu çözmeye çalışıyorum. Ay Necati Bey, sürekli basılı tutmayın, algılıyorlar. Şaka yapıyorsun. Algılıyorlar ha. Hepten kapatalım o zaman. Kapat. Ya deli gibi mobilin misiniz? Açana kadar kapat, kesiniz. Hepten kapat, hepten kapat, zaten. Kapat. Düzeldi. Ne? Ay, Necati ne yapmışsın? Yine ne yaptım ya? Ya kızım bütün fotoğraflarını beğenmişsin. Ben beğenmedim ki, sen beğendin. O telefon senin telefonun, ben kızı takip bile etmiyorum. Tamam. Söz veriyorum, masalarımız yan yana olacak. Süper. Harika. El ele. Göz göze, diz dize. Biz yan yana. Abartın isterseniz Kerem Bey. Abartayım istersen. Mesela sabahları işe giderken alabilirim sizi Pınar Hanım. Hı? Ne dersiniz? Kapıdan alırım arabayla. Abartın isterseniz derken kinaye yapmıştım canım. Siz de çok meraklıymışsınız abartmaya. O canımı ne güzel söylüyorsun ya. Canım. Bir şey söyleyeceğim. Canım mıyım gerçekten? Ha? Ya of Kerem Bey, bunu yapmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Vallahi bunu evet yapmayı bir 30 sene daha falan devam ettirmek istiyorum. Tamam. Tamam, dönüyor musunuz şirkete? Biraz daha düşünmem lazım ya. Allah Allah. Aynı kişiden like yağmuru başladı. Şimdi kimmiş bu, ben bakacağım artık. Şu telefonu alabilir miyim artık? Ne yapıyorsunuz ya? Like'lar, mic'lar. Yeter, bir şey konuşuyoruz burada. Verir misin telefonu? Ayıp oluyor ama, vermiyorum telefonunuzu. Ay, ne yapacağım ben şimdi? Meral, engelle onu, engelle. Olur mu öyle şey canım, olur mu öyle şey? Sen müstakbel gelinini engeller mi? Ne kadar ayıp Sevinç Hanım, yapmayın, rica ederim yani. Bence de engellemez, ayıp olur kıza. Tabii. Ne yapacağım? Belki de hiç görmemiştir, fark etmemiştir.
Zamane gençleri bunlar. Bildirimle yaşıyorlar. Kesin fark etmiştir. At fava bekle. Hayır, hiçbir şey atmayın tavaya mavaya. Hayır, atmak yok. Tavaya mavaya bir şey atmayın. Hiçbir yere bir şey atma Beren. Rica ediyorum senden. Ayrıca o da bir sürü mesaj geliyordur, tamam mı? Arada kaynar senin gibi. Problem olmazsa beni dinle. Ay sus Necati. Rezil oldum zaten senin yüzünden. Eğer oğlunu tutuklarlarsa işte o zaman rezil rüsva olacaksın sen. Ben sana söyleyeyim. Düğün müğün de yalan olacak. Beren Hanım. Necati bir sus. Negatif enerjiyi çekme. Amma abarttın. Kimse hiçbir şey olmayacak. Ay ne, bu fark etmiş midir? Engelleyeyim mi? Fark edeceğini fark etti çoktan o. Boş ver. Olan oldu. Ay ne olacak? Müstakbel geliniz bu sizin. Yani. Bak bakayım kaç tane beğenmişsin? Aa. Ne oldu? Engellemiş beni bu kişi. Göremiyorum postlarını, storylerini, hiçbir şeyini. Engellemiş. Güzel, o zaman annem değil demek ki. Ne alaka? Yani annem sizin gibi tatlı bir insanı engellemez çünkü.